Güzel dostlar, Hazreti Musa diyor ki, ya Rabbi önce nakşedip sonra neden bozuyorsun nakşettiğini? Erkek dişi yaratıp sonra neden yok ediyorsun yarattıklarını? Rabbimiz diyor ki, güzel dostlar, sen bu soruyu inkardan, heva hevesinden sormuyorsun. Sen bu soruyu başkalarına açıklayabilmek için soruyorsun. Yoksa diyor, seni cezalandırırdım. Madem soruyu sordun, gel de cevabı dinle. Önce yaratıp neden sonra yok ediyorsun? Gel de cevabı dinle. Güzel dostlar, ressamın güzeli çok güzel çizmesi, çirkini de çirkinlikle çizmesi, olduğu gibi çizmesi ressamın sanatında ne kadar usta olduğunu gösterir. Bu ressamı çirkin yapmaz, ressamın sanatında ne kadar usta olduğunu gösterir. Hatta son akşam yemeği resmini biliyorsunuz değil mi? Son akşam yemeği resminde de bir güzel çiziliyor, bir çirkin çiziliyor, bir Hazreti İsa çiziliyor, bir de haini giden Yahuda çiziliyor çirkin olarak. Orada Yahuda'nın çirkin çizilmesi ressamın sanatındaki kötülüğü, yani Leonardo da Vinci'nin kötü bir ressam olduğunu göstermez. Evet güzel dostlar, Hazreti Musa bu soruyu soruyor Rabbimize. Önce nakşedip sonra neden bozuyorsun nakşettiğini? Önce yaratıp sonra neden yok ediyorsun? Rabbimiz de diyor ki, madem bu soruyu sordun, gel cevabı dinle. Diyor ki, ey Musa, toprağa tohum ekerek bu sorunun cevabını kendin değerlendir. Hazreti Musa güzel dostlar buğday ekiyor. Buğdayı ekiyor ve buğdaylar bir müddet sonra filizleniyor, başak veriyor. Buğdaylar olgunlaşıyor ve Hazreti Musa buğdayları biçmeye başlıyor. Biçtikten sonra güzel dostlar, gayipten bir ses geliyor. Neden önce ektin de, var ettin de sonra biçiyorsun? Hazreti Musa diyor ki, ya Rabbi diyor, biçiyorum çünkü içinde buğday ve saman var. Bir de buğdaylar buğday ambarında olmalı, saman buğday ambarında olmamalı. Samanlar da samanlıkta olmalı. Buğdaylar da samanlıkta olmamalı. Onları ayırmam lazım diyor. Rabbimiz diyor ki, güzel dostlar, sen bunu kimden öğrendin? Senden öğrendim ya Rabbi diyor. Rabbimiz de diyor ki, güzel dostlar, işte iyi ruhlar, kötü ruhlar birbirinden ayrılması lazım. Aynı yere konulmamalı. Bunu sana öğrettiğimde sana öğrettiğim şeyi ben yapmaz mıyım? Evet güzel dostlar, bilinç bedeni etkiler. Psikolojimiz bedeni etkiler. Bir insanın içindeki güzellik ya da çirkinlik dışa vurur. Bilincindeki kötülük ya da iyilik dışa vurur, yüzüne vurur. Hazreti İsa'nın güzel dostlar son akşam yemeği resmediliyor. Son akşam yemeği resmediliyor ve bunun yapılmasını Leonardo da Vinci'den isteniyor. Leonardo da Vinci güzel dostlar akşam yemeğini çiziyor. Tüm havariler çiziyor. Sadece Hazreti İsa ve Yahuda kalıyor. Yani Hazreti İsa'yı çizmesi için öyle güzel bir yüz bulmalı. Güzel bir yüz bulmalı ve onu çizmeli. Ve buluyor güzel dostlar. Hazreti İsa'yı buluyor. Güzel bir yüz buluyor daha doğrusu. Ve çirkin bir yüz arıyor. Yani hainlik yapan, ihanet eden Yahuda'yı gösterecek çirkin bir yüz arıyor. O kadar çok arıyor ki güzel dostlar. 3 yıl geçiyor. 3 yıl geçiyor. Halen çirkin yüz bulamamış. Papazlar diyorlar ki, artık kilise açılacak. Bu resmi asmamız lazım. Artık bitir şu eserini. Ve güzel dostlar, bir gün Leonardo da Vinci sokakta sarhoş, çok çirkin, pecmurde birisini görüyor ve diyor ki, işte buldum. Adam çok sarhoş ama. Yardımcısıyla beraber güzel dostlar resim atölyesine taşıyorlar bu sarhoş adamı. Orada işte yüzünü falan yıkıyorlar, yemeğini falan veriyorlar. Ve bir yandan da Leonardo da Vinci Yahuda'yı çizmeye başlıyor. O Yahuda'yı çizerken bir müddet sonra adam tabii yavaş yavaş ayılmaya başlıyor ve diyor ki, ya ben bu resmi tanıyorum. Leonardo da Vinci diyor, nereden tanıyorsun? Tanıyorum diyor. Buradaki kişi benim. Burada Hazreti İsa olarak çizdiğin benim. Nasıl olabilir diyor. Bir zamanlar diyor, durumum iyiydi, hayat güzeldi. Kilisenin korosunda ilahi söylüyordum. Siz o zaman diyor, beni ilahi söylerken o gruptan aldınız ve Hazreti İsa olarak resmettiniz. Ama diyor, o güzel günler gitti. Elimde avucumdaki her şeyi kaybettim. Kötü yollara düştüm. İçkiye, kumara düştüm. Ve şimdi sokaklardayım. Evet güzel dostlar, aynı adam, aynı kişi. Zihninden geçen şeyler, bilincinde olan şeyler, psikolojisinde olan şeyler güzel olduğunda, çirkin olduğunda aynı kişi. Bir yerde nasıl Hazreti İsa gibi güzel, bir yerde hain gibi çirkin. Çünkü iç değişmiş, psikoloji değişmiş, bilinç değişmiş. Bilinç bedeni etkiler güzel dostlar. Annem hastalanmıştı, rahatsızlanmıştı. Hastaneye götürdük. Tahliller yapılacak. Tahlillerin çıkmasını bekliyoruz ve tahliller çıktıktan sonra işte doktor dedi ki, birkaç hafta sonra çıktı, tahliller pat diye çıkmamıştı. Merakla bekliyoruz sonuçlar ne olacak. Doktor dedi ki, güzel dostlar, anneniz kanser hastası, en fazla 3 ay yaşar dedi güzel dostlar. Bir de ne kadar kolay söylüyor değil mi? Sanki vergi dairesi memur gibi 3 ay yaşar. Ya benim annemden bahsediyorsun, nasıl diyorsun öyle pat diye. Ve o sırada güzel dostlar, annem yaşlı, işte 80 küsur yaşındaydı, kalbi de var. Yani kanser tedavisi olması, işte kemoterapi alması falan bünyesi kaldırmaz yaşlı olduğu için ve kalbi olduğu için. O zaman dedim ki, ata hadi bakalım. Hadi bakalım şu bildiğin şeyleri annene uygula bakalım. Bu hipnoz muydu, bilinçaltı mıydı, ne varsa bilinçaltında o olurdu diye.
Güzel dostlar, o sırada ne yapacağımı bilmiyorum. İşte bir kafeye oturdum, bir kahve aldım ve düşünüyorum. Ne yapsam, ne yapmalıyım, ne yapsam diye. Sonra gittim bir yerden bir kilo tatlı aldım. Sonra eve gittim. Ya anneciğim dedim. Midemde dedim 2 santimlik yara varmış dedim. Bizi korkuttun bir de dedim. Annem abim arıyor. Yırttık yırttık, kefeni yine yırttık diyor. Ablam arıyor, kefeni yine yırttık diyor. Herkes sevinç içerisinde. Tabii kimseye diyemedim ya gerçek öyle değil diye. Birkaç gün sonra abime, ablama, kardeşlere birkaç gün sonra söyledim. Ama güzel dostlar, annemi hiç hissettirmedik. Annemi hiç hissettirmedik ve annem bundan sonra 4 yıl yaşadı. Çünkü biliyordum, bilinç bedeni etkiler. Bilinç bedeni etkileyecek. Eğer kanser olduğunu bilseydi ona göre davranacak. Bir gün güzel dostlar, bakın bununla alakalı çok güzel bir hikaye daha var. Milton Erickson'ın hikayesi. Bir gün ayağına protez takılı bir adam, üstü buz kaplamış yolun kenarında duruyor ve karşıya geçecek. Karşıya geçecek ama yolun üstü buz. Nasıl geçebilir ki? Milton Erickson bunu görüyor ve adamın yanına geliyor, diyor ki sen şimdi buradan oraya geçemeyeceksin değil mi diyor. Evet geçemem, kayarım ben. Tam diyor, ben sana nasıl geçeceğini öğreteceğim diyor. Ve tam öğret o zaman diyor. Kapat gözlerini diyor. Gözünü kapattırıyor güzel dostlar. Sonra bir döndürüyor, iki döndürüyor, üç döndürüyor. Yani adam yönün hangi taraf olduğunu bilmeyene kadar döndürüyor. Ve o dönerken de bir yandan da yavaş yavaş yürütüyor. Sağa git, sola git, ileri git. Sonra diyor ki gözünü aç. Adam gözünü açıyor ki yolun karşı tarafına geçmiş. Gözü açıkken karşı tarafa gidemeyen adam gözü kapalıyken güzel dostlar protez bacakla karşı tarafa geçiyor. Neden? Çünkü bilinç bedeni etkiler. Orada buzu gördüğü zaman hemen düşebilirime göre bilinç kendisini ayarlamaya başlıyor. Bedeni ayarlıyor. Düşme kardal. Ama gözü kapalıyken buzun üstünde değil de toprağın üstünde yürüdüğünü zannettiği için rahatça yürüyor güzel dostlar. Evet güzel dostlar, ressamın güzeli güzel çizmesi, çirkin çirkin çizmesi, ressamın sanatkarlığının güzelliğini, sanatkarlığının kalitesini gösterir. Bu hayatta iyiler de kötüler de kötü ruhlar da var. Bunları ayırmak önemlidir ve ressam bunları ayırır. Tabii ki bizim için gerekli olan şey şu güzel dostlar, benim psikolojim bedenimi etkiliyor. Benim bilincim bedenimi etkiliyor. İçimde güzel şeyler varsa, psikolojim güzelse, moralliysem, pozitifsem, mutluysam dışıma da güzellikler yansıyacak. Sen de daima mutlu olduğun için, daima pozitif olduğun için, insanların bilinçlerine de pozitif tohumlar ektiğin için ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğin için, kanalıma abone değilsen abone olduğun için, videoyu beğendiysen beğendiğin ve arkadaşlarına paylaştığın için, katıla katıldığın Atakulübe üye olduğun için lütfen sana olan saygımı kabul et ve her zamanki sevgiyle kal. Güzel dostum, hatta aşk ile, hatta tutkuyla kal.